Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde şu an hizmetteki en büyük pervaneli uçak olan Antonov AN-22 İstanbul Havalimanı'na indi ve Türkiye'ye çok özel bir yük getirdi. Bu yük 30 ton ağırlığındaki dev bir vinçti. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki boru hattı bu vinç sayesinde bakım ve yıllık onarım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Peki bu Antonov 22 nasıl bir uçak? Neden bu tür büyük uçaklarda pervaneli motorlar kullanılıyor? Başka rakipleri var mı? Veya dünyada üretilmiş en büyük pervaneli uçaklar hangisi? İşte videomuzun konusu. Dünyanın en büyük pervaneli uçakları. Antonov denildiğinde aklınıza çoğu zaman dev kargo uçakları gelir. Hatta 6 motorlu Antonov AN-225 büyüklük açısından günümüzde rekoru elinde tutmaktadır. Antonov Uçak Fabrikası Sovyetler Birliği döneminde Kiev'de kuruldu. İsim babalığını da ünlü uçak tasarımcısı Oleg Antonov yapıyordu. Fabrika 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946'da faaliyete başladı. Onlarca farklı uçak modeli tasarlanıp imal edildi. Aralarında AN-225, AN-124 gibi dev nakliye uçakları da vardı. Bu videoda tanıttığımız AN-22'nin tasarımı ise 1960'ların hemen başında ortaya çıktı. Sovyetler Birliği Hava Kuvvetleri için pervaneli AN-8 ve AN-12 modellerine destek verecek bir tasarım geliştirildi. Pervaneli motor ile yarı hazırlanmış, jetlerin inip kalkamayacağı toprak meydanlardan operasyon yapmak mümkün hale gelmişti. Üstten kanatlı uçakta Rusların sahip olduğu farklı bir motor teknolojisi yer almaktaydı. Her bir motorda ters yöne dönen ikişer adet pervane mevcuttu. Bu durum motorun verimliliğini arttırırken uçağın taşıdığı yük ile hızında yükselmesi sağlanıyordu. AN-22 muazzam geniş hacmi ile büyük avantaj sunuyordu. Gövde boyu 33 metre ve toplam 639 metreküp hacim ile geniş kargoların taşınmasına imkan sunuyordu. Kargo hacmi ise yaklaşık 80 tondu. Bu konuda uçak birçok dünya rekoruna da imza attı. 1964 yılında gökyüzüyle tanışan uçak yurt dışına 1965'te tanıtıldı. Paris Havacılık Gösterilerine katılan AN-22 Batılılar tarafından dikkatle izlendi. Bugüne kadar AN-22 kazalarında 4 uçak düştü. En acı kaza ise Afganistan'da yaşandı. İçinde 250 Sovyet askeri olan uçak yerden havaya atılan bir füzeyle düşürüldü. Kazada kurtulan olmadı. Antonov fabrikası Sovyet Hava Kuvvetleri için 60'ın üzerinde uçak üretti. AN-22'ler uzun yıllar Sovyetler Birliği, sonra da Rus Hava Kuvvetleri için kullanıldı. Halen Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde toplam 6 uçak aktif olarak tutuluyor. Bu uçaklar zamanla emekli edilerek yerlerini Antonov 124'lere bırakıyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kiev'de bulunan Antonov fabrikası Ukrayna'nın kontrolü altında kaldı. Ukraynalılar bu Antonov'un ne kadar önemli bir fabrika olduğunun gerçekten farkındaydı ve havacılık kültürlerini devam ettirmek, bu fabrikanın üretimini sürdürmek üzere çalışmalara başladılar. Bugün Antonov bir bakıyorsunuz batılı şirketlerle çalışıyor, sipariş almaya çalışıyor, yeni modeller geliştiriyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. Fabrika yeni model tasarım ve mühendislik çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerle de kargo taşıma çalışmaları yapıyor. Elinde bulunan Antonov 225 gibi dünyanın en büyük uçağı, Antonov 124 gibi onun 4 motorlusu bir boy küçüğünün yanı sıra Antonov 22 tipi uçaklarıyla da tüm dünyada büyük hacimli özel kargoların taşınmasına da büyük bir katkı sağlıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Antonov fabrikasının havayolu şirketi charter, yani tarifesiz seferlerle dev kargoların taşınmasına imkan sunuyor. Toprak pistlere inip kalkabilen uçak kargo açısından stratejik bir yere sahip. Bu nedenle Antonov fabrikasına özel yükler için sürekli talep geliyor. İmal edilen en büyük pervaneli uçak Hughes H-4'tü. Deniz uçağının boyu 97.8 metreydi. Uzunluğu da 66.7 metreydi. Yani boy olarak A380'den daha büyüktü. Ne yazık ki 1947'de çok kısa bir uçuş yapabilmiş, seri imalata girememişti. Halen kalan tek uçak Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon'daki Evergreen Havacılık Müzesi'nde sergileniyor.
Örneğin Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan en büyük pervaneli uçak olan Airbus A400M'in kanat açıklığı 42.4 metre, boyu da 45.1 metre. Toplam 37 ton yük taşıyabiliyor. Son dönemlerde Airbus A400M bayrağımızı dünyanın farklı ülkelerine taşıdığı sağlık malzemeleriyle gökyüzünde dalgalandırıyor. Sorulan en fazla soruların başında neden bu tür operasyonlarda pervaneli uçakların kullanıldığı yönünde. Şimdi günümüzde bakıyoruz, örneğin Türkiye'nin de ortak olduğu Airbus A400M projesinde bir jet motor değil pervaneli motor kullanılmış. Keza Antonov 22'de de aynı durum söz konusu. 1960'lardan günümüze neredeyse 60 yıldır bu konsept pek değişmemiş durumda. Şimdi pervaneli uçağın en büyük özelliği motorla, bu motora sahip uçaklarla yarı hazırlanmış pistlere inip kalkabilmeniz. Yani toprak pistte örneğin Antonov 22 inip kalkabiliyor. Aynı durum Airbus A400M için de geçerli. Aynı zamanda buraya indikleri zaman çok kısa mesafede durabiliyorlar. Jetlerin süratleri daha yüksek olduğu için pistlerdeki duruş mesafeleri de uzun. Bu nedenle pervaneli motorlar ciddi bir avantaj sunuyor. Yeni nesil teknolojilerle birlikte pervaneli motorların İnanılmaz performansı da artmış durumda. Bu açıdan bir bakıyorsunuz, bir pervaneli motor güç olarak neredeyse jete yakın bir kuvvet üretiyor ve uçakların havada jetlerin hemen bir tık altında saatte 700-750 kilometre gibi çok yüksek sürate çıkmalarını sağlıyor. Bir de genel olarak baktığımız zaman jet motorlarına göre pervaneli motorların biraz daha yakıt tasarrufu sağladıkları ön plana çıkıyor. Bu nedenle özellikle askeri nakliye uçaklarında pervaneli uçaklar, pervaneli motorlar biraz daha fazla tercih ediliyor. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Sonuçta uçağın taşıdığı yük, hızı, görevi gibi birçok teknik konu alt alta yazılıyor. Jetin getirdiği avantajlar var, pervanenin getirdiği avantajlar var ve tabii ki bunları belirli bir bütçede yapmanız gerekiyor. Sonuç olarak ortaya hangi motor kullanacağınız çıkıyor, bir bakıyorsunuz pervaneli motor çıkıyor, bir bakıyorsunuz sonuç jet çıkıyor. Keza aynı durum nakliye veya kargo uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları için de geçerli bir durum. Bugün sizlere Antonov 22 ve dünyanın en büyük pervaneli uçaklarını tanıtmaya çalıştık. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine bize sorularınızı yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Kanalımıza katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.